Kuzum, tanıştırayım bak. Bu Rüstem dede. Bu da Ferit. Benim kızım bu. Bu dünyanın en tatlı balığı bu. Bu var ya bu. En tatlı. Oyuncu balık mısın sen? Öyle bakmana gerek yok Rüstem abi. Zaten aranacak bir anlam da yok. Bugün Ahmet Kural ne derse hehü deyip geçiştireceğiz. Olay bu. Sen bizi çağırmışsın. Hayırdır? Ne oldu? Mesut nerede? Konuşayım mı şimdi? Ha, o konuyu sen şey yapacaksın. Ahmet, şu balığın suyunu değiştir gel lan. Ne konuşacaksınız? Hı? Benden gizli saklınız mı var? Yok be oğlum. Ben Ferit duymasın diye yani. Hani taşıyamaz falan şimdi. Rüstem abi, kaliteli suyun var mı? Ferit normal suda yüzemiyor. Mutfakta. Hadi, hadi. Alırım oğlum ben senin altındaki varoş kokusunu. Gözüm ve kulağım sizde. Akıllı olun. Çekiştirmeyin bizi. Fıtırdı mı lan bu? Yok abi, balık manyağı çıktı. Biz de yeni öğrendik. Hayırdır? Hayır mı bilemem Murat. Mesut Upanayır Gül'ün peşinde. Tam istediğin gibi. Anladım. Güzel. Var mı bir gelişme? Kız sabahın köründe çıktı evden. Bütün İstanbul'u geziyor Murat. Mesut'un dediğine göre aylık akbili varmış. Fotoğraf çekmiş mi? Yat limanına girmiş. Tam fotoğraf çekerken o aşağılık. Hangi aşağılık ya? Ya o muhafız. Hangi muhafız ya? Ya güvenlik. Ne? Güvenlik. Kızı Yakapaşa atmış dışarıya. Yakapaşa? Mesut ne yapmış? Gizli kimliği belli olmasın diye ses etmemiş, yanaşmamış. Ama dedi ki az daha dalıyordum o aşağılık heriflere. Hangi aşağılık abi? Muhafızlara. Hangi muhafız abi? Yani güvenliklere. Yengemin sonuçta dedi telefonda. Gizli kimlik de bir yere kadarmış. Ben onun kimliğini boyayacağım, o bir gelsin. Tırsmış yani. Herhalde. Ha, takip ederken bir de simit yemiş. Ama fatura alamamış simit için. Murat abi gene de simitin parasını verir mi acaba diye sordu. Onu şey yapalım o zaman. Ne yapalım onu Rüstem abi? Çimento güzel ya. Aynen devam. Bizi mi çekiştiriyorsunuz siz? Bizim hakkımızda mı konuşuyorsunuz? Ha? Ne konuşuyorsunuz? Futbol. Futbol. Amerikan futbolu. Ne alakası var lan? Önümüzdeki kış göreceksin Ahmet Kural. Bana bakalım oğlu. Eğer Pınar'la ilgiliyse ben de buradan yavaş yavaş yol alayım Feride'ye. Yok be oğlum. Biz bu konuyu konuştuk. O konuda söz verdik. Bundan sonra kadınlarla ilişkimiz bitti. Nasıl bitti Murat? Siz homofobik adamlardınız. Bir süreliğine Rüstem abicim. Yoksa homofobinin kralıyız. Hareketlere bak ya. Meczup musun oğlum sen? Bu konuyla ilgili övünündün mü lan? Neyse Rüstem abicim. Biz şimdi Tülay'a geçiyoruz. Günlük mesaimizi bitirelim. Daha sonra görüşürüz abicim. Bir dakika dur. Ya kızım acıkmış abisi. Yemeden yola çıkmayalım. Uzun yol. Abisi ne oğlum? Benim soyun sapım belli lan. İnsandan geliyorum ben. Hamdolsun. Şu kızın yanında şöyle şeyler konuşma. Yavrum sana demedi. Kırılma. Sana demedi. Bak bütün havasını kaçırdın yavrumun ya. Hadi gidelim. Bu hava buna 3 hafta yeter. Terbiyesiz. Beni arıyorsun abi. Yavaş, yavaş. Sen şimdi harbiden bunu Ferit, kızım diye mi seviyorsun? Yo, ya Ferit ya kızım diye seviyorum. İyi, pek de çirkin bir şeymiş bu ha. Keşke böyle alabalık sazan gibi bir şey alsaydın. Akşam sıkıldığında kızartıp yerdik. Ulan sen kim köpeksin? Ahmet. Yalan mı ya? Rahmetliye maymun aldırmışlığım bile var. Sonra maymun evi pis diyor diye 2 gün sonra geri göndermişsin. Maymun iştahlı. Şey diyorsun ya, maymunlar cehennemini seyrettikten sonra sen Charlie ismini takmıştın ya oğlum maymuna, onu diyor. Anlaşamadık, ayrıldık Tülay. Ne alakası var şimdi? Ya bu sallama çay Şirek filmini seyrettikten sonra da eşek alın diye tutturduydu. Hiç de tutturmadım. Lafını ettim sadece. Ya kızım şunun yanında şöyle şeyler konuşmayın, kulağına gidecek ya. Ferit. Ferit. Şşt kızım. Diğerleri başkaydı, bu başka. Konuyu sulandırmayın. Tanış diye getirdim. Ablasısın. Neyse. Şimdi size sizin için iyi, insanlık için kötü bir haberim var. Tülay'cığım şimdi biz insanlıktan çıktığımız için haber bizi ilgilendirmiyor. Ancak magazinde bomba etkisi yaratacaksa ilgileniyoruz. Neymiş? Bal işi çok tuttu. İkincisini hatta üçüncüsünü çekecekler. Tabletçiler de peşinizde. Onlarca teklif var. Para? Geri dönüşten pay. O ne lan? Satıştandır o ya. Yok, bunlar satıştan kâr etmiyorlar. Satış sonrası malı beğenmeyenlerin parasını geri iade ediyorlar ya. İşte bankada 5-10 gün faizi ne işliyorsa bütün kârları o. Bir de tabii malı geri göndermeye üşenenler var. İşte Allah ne verdiyse yani.
Murat yapmasak mı ya? Günaha gireriz ha. Hadi de şimdi günahsız bir dünya olmaz. Öyle bir dünya yok. Benim korkum ne biliyor musun? Yediğimiz küfürler kulaklarımızı tırmalar, zarlarını patlatır diye korkuyorum. Ay. Düşünün siz bu işi, düşünün. Ha bir de film çekiyordunuz. Nasıl gidiyor bu iş? Bakın, bütün forsumu kullanıyorum. Herkese izleyin, izlettirin, izlemeyenleri uyarın diyorum. Tüm itibarımı kullandım, bütün prestijimi kullandım ben bu film için. Senin itibarın. Ablacığım sen rahat ol, biz oynuyoruz. Ciddi soruyorum lan. Nasıl gidiyor film? Mükemmele yakın, mükemmel. İhtişamlı, görkemli, acayip değişik, yüce bir şey olacak. Şaşalı, bakalım, yüce, parıltılı, acayip bir şey, değişik bir şey. Şu skeçleri de bağlayalım, oldu gitti ya. Rahat ol. Ya ne bağlaması, ne skeçi? Film diyorum oğlum, film! Allah sizi ya. Ahmet, bunun boyu daha ne kadar büyüyormuş ya? Vallahi sadece yeminim emini hiç eksik etmiyorum. Sanırım iki ay içinde bir yarım metreye ulaşır yavrum. Ulaşır ulaşır. Zaten sulak yerde büyüyor. Sen bunu seneye okula da yazdırırsın. Ama işte sıkıntı büyür. Veli toplantısına kim gidecek? Ahmet yalnız mı tek başına sıkılır ha. Buna bir eş lazım. Ne eşi lan? Ne eşi? Durduk yere Ferit'in başını niye şimdi belaya sokuyoruz? Elçemci doğru söylemiyor muyum? Biz ne karar aldık? Kadınlarla artık ilişkimizi kestik. Ah mis, keyif bizde ya. Oturmuşuz burada ne güzel sohbet ediyoruz. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Keyif bizim lan. Dert yok, tasa yok. Gideceğiz buradan setimize, işimizi yapacağız, geleceğiz. Budur işte ya. No woman, no cry. Oğlum o laf o anlama gelmiyor ki. Hiç. No woman, no virgül cry olacak o. Virgül cry kim lan? Oğlum o manada demiyorum lan. Hayır kadınım, hayır. Durmak yok, ağlamaya devam et manasında. Ne alakası var ya? Hayır kadınım, ağlamak yok demek o laf. Of. Ahmet ne diyeceğim ya? Biz Sadi'yi Ferit'in yanına mı yerleştirsek kardeşim? Ama işte o zaman da sazanla Japon balığı beraber yaşayabiliyor mu onu bilemiyoruz. Çak! Bak! Bana bak! Siz çaktırmadan konuyu başka taraflara mı çekmeye çalışıyorsunuz lan? He? Şşş! Sen Pınar'ı aradın mı lan yoksa çaktırmak? Sen! Sen Zeynep'i aradın mı lan bugün hiç? He? Yoksa özür müzür mü diledin? Senin ben sıfatını sokayım Sadi. Senin ben sıfatını. Ne özür dileyeceğim ya? Ben gittim bir profesyonel gibi çekimimi yaptım geldim. Hiç işim olmaz. O gelecek benim ayaklarıma kapanacak. Yoksa diğer finalistlerle görüşmelere başlıyorum. Aynen konuştuğumuz gibi. Ne? Ne bakıyorsunuz oğlum? Benim işim olmaz lan. Bana yar mı yok oğlum? Ben bugün evlenmek isteyeyim. Tokat il sınırından Almus Barajı'na kadar sıra olur lan. Anam ağını içeriden kız bulur. Zabıta olur, polis olur, hemşire olur. Mutluluk kamuda oğlum. Ayrıca ben niye sürünecekmişim? İçi dışı bir yol ben bir kadının peşinden. Aslında veririm yollarım işte. Ne var lan? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Ben de kardeşlerim. Telefon burada. İsterseniz açar bakarsınız. Ne bir aramışlığım var, ne SMS almışlığım var, ne MMS almışlığım var oğlum. Ben telefonumla birlikte hayatıma reset attım ulan. Mezar taşımı yaptırdım bak. Görüyor musun? Bunun adı da Feride değil, Ferit yani. Eski ben olsaydı adını Feride koyardı. Anladın mı? Alırdı bunu götürürdü. Adını anmıyorum şimdi, o kadına hediye ederdi. Siz ne sallıyorsunuz lan? Orospu çocuğum eğer aramışlığım varsa. Bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Funda arar. Döner bıçakla yine dalarım abi. Amına koyduk tutuz gençlerinizi çıktıktınız bana ha. Ayıp be! Mesut beni niye arar ya? Allah Allah. Dur ben şuna bir bakayım ya. Alo Murat abi. Ya bu şimdi de sahileyimdi ya. Ya yemin ederim ben bunun peşinden dondum ya. Bu hiç böyle kapalı yerlere gitmez mi bilirsin sen ha? Bu diye konuşma lan. O senin ekmek paran. Günah lan. Abi ben bunu eve kadar takip mi edeceğim böyle ya? Yemin ederim simit yiye yiye susam ağacına döndüm ben burada. Kebapçıya falan mı gitsem ben ha? Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor? Balıkçılarla konuşuyor. Oltacılarla mı? Evet. Vallahi Mesut'cığım yapacak bir şey yok. Parasını verdik, o düdük çalınacak. Ha ben tanımadığım balıkçının düdüğünü çalmam diyorsam burada düdük çok. Fakat çeneye yazık Mesut. Ya abi geziyor da geziyor. Ben bu kadar dolanacağını bilseydim içlik falan gerdim ya. Ya şu an su testisi buz yolunda kırılıyor. Bici biciye döndüler. Mesut, bir şey rica edecektim de senden. Ne? Ne nesi Mesut ya? Ne diyorsun oğlum sen? Tamam hadi, tamam ayarlıyorum ben şimdi. Sana 20 lira zam yaptım, üşüme tazminatı. Telefondaki Murat mı? Telefondayım ki ben. Ne diyorsun oğlum? Ya hiç ne diyeyim? Nasıl? Mesut daralttın beni Allah aşkına, kapat şu telefonu ya. Hadi abisi, işine gücüne, hadi abisi, hadi. Hadi tamam mı?
kapattı. Zahmet olmazsa balıkçı amcalarla birlikte bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Yani... Excuse moi? Take a photo? Why not? Sure. Mesut, iyi misin sen? Buradan da yürüyemeyeceğiz. O zaman çekeceğiz. Kaderimizse çekeceğiz. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ahmet abi, bunu size. Ne yavrum, bu Feride'den mi? Güvercin diye bir şey var, bu ne ya? Salih abiden. Korkma lan, arabam bende. Bu ne lan? Hay Allah, önce şey vardı Ahmet Bey. Arabanızı çalmışlar diyecektim. Unuttum heyecandan. Oğlum Salih abi almış, dalga mı geçiyorsunuz lan? Yemedik yalan, arabanı yarım saate getireceğiz. Ya benim bir çay vardı oğlum, git getir hadi. Hadi. Life water, small river. Ha? Life water, small river. Water, river, Cansu Dere. Evet. Bak, her horoskop dark family. Her horoskop dark family. Burcu Esmer Soy. Sen de. Another country. Another country, another country. Ne diyorsun lan? Another country. Deutschland. Our people. Germany, Denmark, Holland, Norveç. Ne diyorsun lan? Norveç ne? Yabancı. Another country. Sıla. Sıla dedi ya lan. Another country ne lan? Hayvanı çok kırdınız bak demin. Beni bir daha bağırttırmayın. Ne yapsak abiler, kalksak mı yavaştan ya? He? Hakikaten lan. Çete mi gitsek? Hem Bumcu Onur'la biraz uğraşırız, eğleniriz, güleriz. La oğlum, araba yok. Neyle gideceksin? Salih abi arayıp duruyorum bak sabahtan beri. Ben o yüzden telefon elimde. Onu arıyorum. Arabayı bekliyorum ben Murat. Ararız prodüksiyonu. Gelip alırlar oğlum. He, alırlar. Kavacıktan alırlar. Hı, alırlar kavacıktan. Yavaş alsınlar. Gelirken de ne olur söyleyeyim, bir poşet lavaş alsınlar. Doğru söylüyorsun. Taksiye gideriz. He, taksiye bin. Sonra takside gir. Sonra taksepeti koluna. Yıldızlık senin neyine oğlum? Olmaz lan. Bu saatten sonra ben standartlarımı düşüremem Cemcir. Gidelim ya Ahmet. Belki de sette Vedat'ı buluruz, döveriz ha. Gel lan. Ne diyorsun lan? Neyi ne diyorsun lan? Sabahtan beri vır 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 ver 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 telefonu ver. Ne işle çeviriyorsun lan sen? Allah Allah, ne çevireceğim oğlum ben ya? Bizim Mesut işte, al bak. Sana yalan borcum mu var Ahmet Kural? Sana yalan borcum mu var sadece Celil Cengiz? Size yalan borcum mu var oğlum benim? Ben baktım ya, sabahtan beri Mesut'la lak lak. Aynen Max Bayinen. Yavaş. Abi çok pis yakalandım, gel kurtar beni. Anam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yakalanması, ne kurtarması, ne oluyor ya? Vallahi bir şey olduğu yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, Mesut benim oda ücretini biraz düşük gösteriyordu. Ben de bunu idare ediyordum. Oğlum bak dedim, yarın bir gün başım belaya girer, böyle şeyler yapma. Demek ki maliye falan bastı. Ya lan. Esir aldı beni. Adını vermek zorunda kaldım. Artık kaçar mısın, ne yaparsın bilmem. Bu ne? Maliye Bakanlığı işte oğlum. Standart mesaj. Ben bir gideyim şuna bakayım ya Sadi. Ha? Ya da kaçsam mı? Ya da gerek yok ya. Bunlar illa takside falan bağırlarlar. Sen bilirsin. Tabii canım. 5 yılda bir af çıkıyor. Ya aynen öyle kardeşim. Ben şöyle bir tane mesaj yazayım ya. Yapılandırma mesajı. Ahmet. Dur be oğlum. Bir tane çarpacağım şimdi. 2 dakika dur. Çocuk musun sen ya? Abi anlamadın galiba. Pınar yengeden bahsediyorum. Takip et demiştin ya. Heh. Takip ederken yakalandım. Çok kızı. Çok sinirli. Hem de çok. Lan. Murat abi. Ne Murat abi? Ne Murat abi? Sizin tutunuz kuru tabii oğlum. Hayret bir şey ya. Siz bir kere ayrılmışsınız oğlum. Sizin olayınız bitmiş, finito. Fakat ben öyle değilim ki. Benim kızla birleşmen lazım. Anladın mı şimdi beni? Bir izin vermiyorsunuz ki oğlum şu kızla buluşayım, birleşeyim, mutlu olayım. Belki mutsuz olacağım. Ben bu kızı kafaya taktım. Bu kızı çözmem lazım aga. Oğlum niye o zaman tutamayacağın sözler veriyorsun? Silah mı dayadık senin başına? Dayadınız tabii. Dayamadınız mı? Verdiğiniz gazı, içirdiğiniz rakıyı. Hakikat kızdınız mı? Ben çok kızmadım. Kızdım tabii lan. Delikanlı adam. Sen gel bakayım da buraya. Gel buraya, gel gel. Sen niye kızmadın lan? Ha? Sen ne hata yaptın? Söyle bakayım bana. Sen ne hata yaptın? Niye kızmadın? Ben de bugün Zeynep'in ayaklarına kapanıp özür dilemiş olabilirim. Püh, sizin sıfatınıza be. Köpeksiniz ha. İkiniz de köpeksiniz. Ne yapayım Ahmet? İçim yanıyor ya. Boş yere üzdük Türkiye güzelini. O zaman inceden bir not düşün tarihe güzel kardeşlerim. 2 adet puşt arkadaşım var benim. Allah'ım sen bu rezilleri affedecek yürek genişliği nasip eyle bana ya Rabbim. O zaman ben gideyim. Sıkı git. Sinirliyim zaten, gözüme görükme. Hadi, hadi.
Çok mu kızdın Ahmet? Kızdım tabii be sadecim. Masaya verilen söz namus sözüdür. Olmaz. Allah Allah. Arkadaşım sanki bana ameliyat masası, sanki bana Hipokrat yemini. Arasana oğlum Feride'yi. Ödeşiniz. Ney? 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 Ara. Asla. Kalkın gidin lan. Sizi gidi kadınlara yenilmiş arkadaşlarını satan mahluk parçaları. Yürü git. O zaman ben gideyim. Hadi. Hadi. Sen de Sade. Sinirim geçene kadar da sizden tam bir sessizlik talep ediyorum. Çünkü çok kızdım. Aşırı derecede kızdım. Biraz saygı ya. Başka bir şey değil. Ne terbiyesizlik, ne ayıp bu ya. Bana bak lan. Sen Gazi izledin mi lan? Evimin erkeği. Sen beni tanımıyor musun oğlum? Oğlum el kol hareketi yapıp adamın asabını bozma. Senin var ya göbek deliğini alnına yapıştırırım. Terbiyesiz herif. Sanata ve sanatçıya biraz saygın olsun. Şişt. Çakma Ahmet Kural. Lan sen nasıl bana benziyorsun lan? Sen beni tanıyor musun? Oğlum ağzın yüzünü dağıtırım senin bak. Terbiyesiz. Dublörlük teklif edecektim sana. Feride arkadaşım. Ne haber Ahmet? İyi. Kızım sabahtan beri amma aradın sen beni ya. Bütün gün arayıp durdun ya. Telefonda anlatsaydın bari. Ben de meraktan öldüm yavrum. Lafa nasıl gireceğim bilmiyorum Ahmet. Bu dostuma dal ya. Çıkardığın dalgada boğuladım. Bugün garip bir şey oldu. Anam bana da oldu. Sabah ne oldu bil. Önce ben anlatayım Ahmet. Lütfen anca toparlıyorum zaten. Tamam önce sen anlat. Ama sana bir sürprizim var arkadaşça. Tamam. Biliyorum. Sen de sıkıldın artık bu gelgitlerden. Ben de sıkıldım. Dur yavrum dur. İlk önce ben anlatayım. Sen kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bak benimkisi o kadar kötü değil. Ahmetciğim bir bitireyim de. Ne bitireyim ya? Kesin kötü bir şey söyleyeceksin. Bütün moralimi sıfırlayacaksın benim. Bırak ben söyleyeyim yavrum. Güzel bir şey benimkisi. Tamam iyi söyle. Ne söyleyeceğim lan? İyi söyleymiş. Moral mi bıraktın adamla? Hadi sen söyle. Ahmet biz dün gece Zehra ile dertleştik biraz. İçtik yani. Dedik ki erkeklerden biraz uzak duralım. Yani biraz zaman verelim her şeye. Bu o kadar da kötü bir şey değilmiş Ferideciğim. Ne var bunda? Biz de dün içtik, biz de konuştuk çocuklarla, biz de uzak duralım dedik. Oluyor bazen işte. Arkadaşız biz yavrucuğum. Oluyor öyle işte ya. Ve hatta sana ben... Ahmet bir dur ya. Bitmedi ki lafım. Dahası mı var? Mesela bak bir şey oldu. Yani hiç etik değil ama oldu. Ne yapayım? Vallahi ben bir şey yapmadım. Ahmet hani böyle açık saçık filmler izlersin ya. Ondan sonra böyle canı çeker. Kız sizde oluyor mu öyle şeyler lan? Oldu işte öyle bir şey. Ananı. Yoksa başkası? Yok. Seni arayasım geldi birden. Aklıma sen geldin. Ben de aradım öyle birçok kere. Nasıl ya? Ben seni cinsel bir obje olarak gördüm Ahmet. Çok özür dilerim. Önemli değil ya. Yani o an birden yanımda istedim seni. Ama biliyorum senin niye yanımda istediğimi. Önce kullanacağım. Ondan sonra belki bir daha aramayacağım bile seni Ahmet. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Detay versene. Nasıl kullanacaktın beni? Anla işte Ahmet ya. Sanki sen benim için, yani ne bileyim, sanki bu konuda özel hizmet veriyormuşsun gibi. Sanki ben her istediğim zaman seni yatağa bağlayabilirmişim gibi. Aklıma sen geldin. Özür dilerim Ahmet. Yıkıldım şu an. Bir süre konuşamayacağım. Sonra fark ettim ama ne yaptığımı. İğrendim kendimden. Sen söylemiştin oysa, sen her çağrıldığında dönen bir bumerang değilsin. Ahmet affet beni ne olur. Konuşamıyorum. Deniyorum, konuşamıyorum. Kafamda deli sorular. Yani hiç değilse bu hataya düşmeden fark ettik yani değil mi? Evet, kısmet ne diyeceksin? Hatayı ertesi günü de fark edebilirdin. Sen bir gün öncesinden fark ettin. Ne yapalım? Ahmet ya ben ilk aradığımda buluşsaydık. Ya hunharca halıları eskitseydik. Ya banyoda banyo yapmasaydık. Anladın mı? Anladım mı diyor. Aşçıya yemek yapmasını öğretiyor. Aşifte. Sonra ben umarsızca çekip gitseydim. Yani tek tesellim bu Ahmet. Adileşmedim daha o kadar. Ama çok özür dilerim. Sen ne diyecektin? Ben de sana hediye almıştım Feride. Balık. Adı Ferit. Saf arkadaşça bir hediye işte. Ama sen neler düşünmüşsün benim hakkımda. Ahmet çok üzüldüm. Balığını da al git Feride. Ve lütfen arkadaşça bir hediye olduğunu da unutma bunu. Bunu da yanında götür. İçine sokup hava vereceksin. O kadar da iyi hissetmedim lan. Gençler, merhaba. Geldim abi. Hadi ben gideyim yavaştan.
kalkma. Kalksın kalksın gitsin. Vallahi bak bunun hiçbir suçu yok. Bunun tek suçu fakirlik. Her şeyi para için yap. Olmaz. Hem suçlu hem belki şahit yazdırırım onu. Belli olmaz. Ne şahidi? Şahit olmadan hakim bana nasıl inanacak? Ne hakimi Murat abi bir şey söyle. Mesut'cum sakin ol. Polisiye bir durum yok. Bu olaydaki polis de hakim de savcı da sensin Pınar. Ayrıca anladığım kadarıyla sen kafanda bir mahkeme kurmuşsun. Olayı bir karara bağlamışsın. Biz de ne yapacağız? Temize gideceğiz. Ha, yapmadım yaptım. Yaptım. Söyledim de zaten sana. Yapma dedim. Üstüme gelme dedim. Sen ne yaptın? Tuttun kalktın. Adamlarını saldın peşime. Ya ben gideyim ya. Bak zaten Murat abi iki oldu. Seninle birisinin arasında kalıyorum. Adımız çıkacak. Mesut Allah aşkına bir sus oğlum ya. Pınar, ne desen haklısın, doğru söylüyorsun. Boşa çabalamanın bir manası yok. Fakat ben sana her şeyi söyledim. Ya fakat sen bana her şeyi söylemedin. O yüzden işte benim kafam karışıyor. Daha ne diyeyim sana Murat ya? Peşimi bırak dedim. Polisi arayacağım dedim. Git dedim. Daha sonra ne diyeyim? Ne diyeyim? Ama işte Pınar, bu işler öyle olmuyor ki. Bazen bir soru sorarsın, istediğin cevabı alamazsın. O zaman ne yaparsın biliyor musun? Tekrar tekrar sormaya devam edersin. Ta ki istediğin cevabı alana kadar. Onun gibi bir şey bu ya. Ama o bakışlardan beni anladığını hissediyorum bak Pınar. Ah, yapacak bir şey yok. Olur mu? Yapacak bir şey her zaman var Pınar. Ben bu cevabı da kabul etmedim. Başka zaman sorsam olur mu? Sorma işte. Ama sorma demek ki olmuyor ki Pınar. Daha çok sorasın geliyor. Oh abi sen ne kadar zorladın ya. İstemiyor işte kadın. Yanlış mıyım Engin? Mesut. Oğlum bir sus sen ya. Tamam bırak konuşsun. Konuşsun. Ya yok konuşmayla değil de. Ya bazı zor olmaz işte abi. Sen çok seversin. Sen çok istersin. Ama elma seni sevmez. Zorunda değil çünkü. He? Allah Allah. Laf konuştu bal kabağı. Yatır yere. Bas tarağı. O saçlar ne oğlum ya? Biz de biliyoruz herhalde. Şiir okuyoruz. O kadarını biliyoruz. Birkaç gündür... Bunlar bir dakika. Bak abi taciz sapıklık konusu onu. Sapıklar nasıl sapık oluyor? Böyle işte. La oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sapık ne ya? Sana sapık demedim de. Ya elma seni sevmiyor. Sen zorla elmayı cebinde taşıyorsun. Yapma ya. Her meyve dalında güzel işte. Olur mu oğlum? Elma kutsal bir ağaçtır. Sallarsın böyle. Aşağı bir tane sofra bezi serersin. Toplarsın elmaları yersin. Ya yer elması diye bir şey var. Ver bu gitsin ya. Birkaç gün... Ya bana soru soruldu. Ben de fikrimi söyledim sadece. Ne var? Niye alınıyor? Ya kim sordu? Kendi kendine konuşuyorsun. Pınar sordu. Sormadı mı? Pınar ne oldu? Ya ne oldu? Ne oldu? Nereye? Ya sen elmayı seviyorsun da... Elma nasıl sevineceğini bilmiyor ki Murat. Arkadaş akşam akşam bu elma muhabbeti nedir ya? Bu kız Amasyalı mıydı lan? Vallahi bilmiyorum da lafı kütür kütür koydu ha. Hayret bir şey ya. Bu da elma suyu lan. Başka bir şey içtiniz mi? Hı hı. Çekermez miymişsiniz? Aferin lan.